Evet, sevgili izleyenler, biz bize konuşan devam ediyor. Evet, kimle kalmıştık? Ne konuşuyorduk Cem'ciğim? Bayağı biz arada bayağı devam ettiğimiz ciddi için. Ciddi konulara girmiştik. Evet. Ben Nazan, şurada kalmıştım. Nazan, sözünüzü evet. Balla kestim. Kenan Bey'in sosyal medya olayında kalmıştım. Hmm. Oradan çünkü geçeceğiz şimdi. Ciddiden evet. Bir atlamayı böyle yapacağız herhalde. Evet. O zaman sosyal medyadan size pas atıyoruz. Güzel soru yok, ekliyoruz. Yok. Aynen öyle. Evet, bravo. Ciddi sorulara Nazan bakıyor. Tamam. Siz bir şiir okuyacaktınız. Öyle mi? Evet. Hemen şunu söyleyeyim okuyayım olmaz tamam, mı? Olur. Olur olur. Unutturdunuz bana biliyor musunuz? Söyleyeceğimi var. 23 Nisan şiiri vardı. Ya Kenan yapma gözünü seveyim. Çık bayrağını aldın mı geldin mi? Yok abi arkadan. Hiçbir zaman unutturamayacak bana. Yönetmenim çok zekidir. Her türlü komployu bana hazırlar ama unutturamaz. Sihirbazlık okulunda bir Türk. Evet. Sinema filminde sosyal medyada 3,5-4 milyon tıklanması vardı. Normal gişede de 200-220 bin yaptık ama orada ne vardı? Sayın yapımcının metro metrobüsler, billboardlar, direklerdeki ciddi bir PR reklamı vardı. Orada nacizane bir Albus Dumbledore Harry Potter'daki. Hmm. O da güzel bir iş yaptı. No Name'ler vardı yani. Başrol oyuncunuz da sosyal medya fenomeniydi değil mi? Evet, evet. Barbara Stickman. Evet, Barbara Stickman. Bravo. Çok zekisiniz Sayın Murat Yıldız. Evet, şimdi Hüseyin bir şiir hemen alalım mı bir şiir? Hemen, hemen alalım. Abi, hemen derhal derhal. Tamam, hangisini okuyacaksın? Bir fon müziği verebilir miyiz? Yaşlılık gözlüğümü takabilir miyim? Tabii tabii. Peki efendim. Gençlik gözlüğü, gençlik gözlüğü varsa onu da Nazan'a verelim. Ruhum 18. Dur abi fon müziği gelsin. Geliyor mu fon müziği? Evet. Öncelikle ruhu şad olsun. Çok severim Tuncel Kurtiz'i. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme. Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumuzu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığınla ne meşk ediyorsun, etme. Mevlana Celaleddin Rumi. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bu Tuncer Kurtiz'in ezelde zaman zaman okuduğu şiir miydi? Yok, Tuncer abi ben çok severdim. Bazı projelerde... Etme, elemeydi. Evet, orada da okumuştum. Orada da okudu değil mi? Ezelde meşhur ya. Tuncer Kurtiz hakikaten çok büyük bir oyuncuydu ya. Ve kimsenin bilmediği, çoğu insanın bilmediği Tuncer abi belli bir yaştan sonra
meşhur oldu evet, aslında. Evet, belli bir yaştan sonra. Hollanda Kraliyet Tiyatrosu'nda bile oynamış bir üstad Tuncel abi. Ya, hangi diziydi o? Gündüz sana da söyledim. Bizim Türk yönetmen vardı. Fatih Akın'ın. Evet. Mesela Fatih Akın'ın bir röportajını da dinlemiştim, okumuştum. Şey diyordu, Tuncel Kurtuz ama bu Ezel'de falan bu kadar ünlü değilken. Şey diyordu, ya diyordu Türk oyuncular mı iyi, Alman oyuncular mı iyi diye ona böyle bir soru soruyorlar. O Almanya'da doğup büyüdüğü için şey diyor, ya diyor Türk oyuncular daha iyi diyor. Çünkü diyor mesela bizde diyor öyle oyuncular var ki diyor, mesela Tuncel Kurtuz söylüyor. Tuncel Kurtuz'un yüzüne kamerayı koy, sadece onu çek diyor, anladın mı? Role bile gerek yok diyor. Yani film yazdırıyor. Ya, evet yani şimdi hakikaten şimdi bak Hüseyin abi öyle, Levent abi öyle mesela böyle baktığın zaman mesela çok böyle büyük başrol olmamış ama hakikaten büyük oyuncular var. Yani şu anda bile var yani. Şimdi özür dilerim. Başrol olmamış falan derken Tuncel Kurtiz başrol oldu tabii. Hayır, yani oldu evet. Biz belki ama şu anda popülerlik genelleme aslında. Popülerite evet. Başka bir şey oluyor evet. İşte. Onu dedirten bir sanatçı hocamızdı. Bravo. Yani Yılmaz Güney'in Sürü filminde... Yılmaz Güney'in hep yanındaydı değil mi abi? Sürü, yol, tabii Yılmaz Güney ve yol. Tuncel Kurtiz'in birlikteliği var. Sanatta evet, evet. Çok önemli. Yılmaz Güney'in bütün çektiği iyi filmlerde yanında Tuncel Kurtiz vardı. Tabii evet. Ki. Evet. Abi gibi, şey evet. Gibi. Evet, Duvar filmi. Duvar filminde, evet. Evet, evet. Ben Savaş Yurttaş'ın öğrencisiyim, Şener Kökkaya'nın. Evet. Hocalarım bile... Tuncel Kurtiz için çok özel bir insandır derler. Her yani. Zaman. Ya karakteri de öyle. Efendim düzgün bir insandı. Evet. Yani Avrupa'da reklamda ödül alan biri. Mesela o dönem istese Türk basınında şaşalar yaratabilirdi ama yapısında ve sanat anlayışında öyle bir şey yoktu. Evet. Mesele orada. Evet Hüseyin abi. Hüseyin abinin bir video, güzel bir filmlerden hazırlanmış bir videomuz vardı. Onu bir şimdi. İzleyebilir miyiz? Evet. Az önce Ekrem abi yukarı çıktı. Maziyi çabuk unutmuşsun. Sana bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Fazla açılma Sabri. Boğarlar adamı. Ekrem abi, bir 5 dakika daha oynasaydık be abi. Kaçacağım mı senin kardeş, işim var. Bari zardan düşseydin be abi. İyi abi, niye sert yapıyorsun? Tamam, kalkalım da ayıp oluyor. İyi akşamlar abi. Deniz Hanım'a bakmıştık ama burada mı? Şimdi burada Deniz Hanım falan yok da siz ne ayaksınız lan? Abi bizim bir insani durumumuz vardı da. Lan oğlum papaz mapaz ne şekilsiniz lan siz ha? Abi biz bunun yüzünden şey yaptık. Sen sus sen. Vitaminsiz. Sen. Yaşına başına bakmadan utanmıyor musun lan duvara işemeye ha? Çok özür dilerim. Yani arkadaş çok ısrar etti abi, ben de şey yapamadım. Sıran. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Kosovalı. Benim. Terzi abinin selamı var. Buyursun mekanımıza bir çayımızı içsin dedi. Aleyküm selam. Sağ olsun, eyvallah. Yalnız bugünlerde meşgulüz. Eğer Terzi abiniz görüşmek istiyorsa o bizim mekanımıza buyursun çayımızı içsin. Yanlış anladın galiba. Abi davet etti dediysek rica etmedi. Kardeş doğru anladım. Sen şimdi git abine söyle. Kosovalı emir almaktan pek hoşlanmazmış de. Kosovalı ben emir kuluyum. Sen emir kulu olabilirsin. Ama ben değilim. Hanımefendi, lütfen yatar mısınız? İyi geceler. Zeyn abi, güzel de bitirmişiz. Tebrikler, ya, tebrikler. Ya Zeyn abi, bu sakallı sakalsız hali de çok farklı senin ya. Değil mi? Sakallı evet. Sakalsız çok fark ediyor. Bu arada gene bir sinema filmi çekeceğim için kirli sakallı. Dönem filmi mi abi? Yok, dönem değil ama karakter gene böyle... kaba saba. Ya bundan rahatsız oluyor musun Hüseyin abi? Niye hep aynı roller geliyor böyle diye? Ya her oyuncu bunu düşünür. Erol Taş sendromu yaşıyor musun abi? Valla söyleyenler var. Yani Erol Taş tabii çok büyük bir üstad, oyun evet. Abimiz.
Onun kadar olabilir miyiz, olamaz mıyız bilemem. Peki yolda bir şey yapıyor mu abi? Böyle bir tersleyen, sana bir ters çıkan. Hiç kim oldu mu böyle bir anı? Mümkün mü? Yolunu değiştirirler. Hani ya, ne acımasızdım falan filan diyen böyle abi. Ya şimdi şöyle, iyi bir soru. Bu da iyi bir soru. Çok evet. Yaşadığım bir şey. Her oyuncu yaşıyordur da bilinen. Abi sen daha çok yaşıyorsundur ya. Galiba. Yani bunu bilemem ama benim oynadığım karakterlerin lafları da insanların diline pelesenk olduğu için. Stren gibi mesela. Yani, yani eskiden bir bakış oluyordu. Şimdi fark etmez abi diye. Ha. Ya da Citroen. Evet. Yani laflar da geliyor. Evet. O zaman o oyuncu açısından çok aslında güzel, gurur verici bir şey değil mi bu abi? Tabii ki yani bir şekilde dönüşümünü almış oluyorsunuz. Evet. Abi sokakta böyle ters bir tepkiyle karşılaştın mı bu sert karakterlerden dolayı? İşte yani bu şeyi bilemiyorsunuz. Sosyal medyadaki seyirci az önceki soruyla da iç içe bir, soru cevabıyla da iç içe bir durum. Sosyal medyadan etkilenip sana size farklı gelebiliyor. Ya da ben alınganlık yapabiliyorum. Yani bir şey yaptığımdan ya, değil ama ne oluyor canlı acaba? Canlı olarak bir otururken, kalkarken. Evet, evet. Yani öyle bir şey söylüyor ki. Abi, bir anı diyor, mesela. Abi her gün fotoğraf çekiyoruz. Resmen artık şu şeyler çıktıktan sonra ufak çaplı çekimlere giriyoruz yani. Hayır, bir sert bir tepki bir şey Hüseyin abi. Böyle bir seni ters... Yani mesela beni dövmeye kalkanlar oldu mu demek istiyor. Yok o kadar, o denli değil. Yani cesaret edemiyorlardı da bakınca. Yok, yani insanlar tabii sizin oyuncu olduğunuzu biliyorlar yani. Ama beni taklit ederek geldikleri için ben de mafya oynuyorum. O da biraz sert yapacak mecbur. Evet. Yani anlamasam gittik. Bu mesela bu şeyde Kolpaçino'da ilk çektikten sonra nasıl oldu abi tepkiler filmden sonra? Filmden sonra biraz bekliyorduk ama tahminimizden daha çok, ben kendi adıma tahminimden daha çok şey. Mesela evet, sen, bunlar sevindirici şeyler evet. Tabii yani yakınmıyoruz. Bu Acı Hayat'ta da senin rolün bayağı bir büyüktü orada, Acı Hayat'ta değil Acı mi? Acı Hayat'taki kör Numan çok tuttu evet, Numan. Evet. Kör, sen sonra Kenan İmirzalı'nın tarafa mı geçmiştin, öyle bir şeyden evet, hatırlıyorum. Evet, o bile. İlk defa iyi oldun orada abi herhalde. Kötüydü, iyi oldun. Burada Acı Hayat'ın iyi bir takipçisi var herhalde. Evet, evet, evet. Ben o zaman izlemiştim bayağı bir. Gözler falan renkli işte, bir kahverengi bir renkliydi evet. Çok iyi bir roldü gerçekten yani. Acı Hayat'ta bayağı tuttu yani. Evet. Bildiğin Türk filmi. İki sezon mu gitti? Bayağı uzun sürdü sanki. Evet, iki sezon. Ben son ikinci sezonda girmiştim. Evet. Güzel bir işte evet. Evet. Hani sonunda bildiğimiz bir filmi izledik biz de. Yok ya, dizinin mesela sinemanın diziye çevrilmiş hali bambaşka oluyor değil mi? Uzadıkça uzuyor. Yani. Allah aşkına çok değişiklik ne vardı ki? Uzattılar uzattılar. Hani ben bir şey demiyorum da nihayet. Herkes... Siz biraz da seyirci tarafında da çok bakıyorsunuz. Evet tabii. Yani tabii canım, yani birçok filmin aslında sonunu açık açık görebiliyor ya seyirci. Evet. Ya, bu da rahatsız ediyor mu onu da bilemiyorum ama. Şimdi Acı Hayat farklıydı ya, biliyorduk şimdi. Hani bu da kimdi? Osman Sınav'da değil mi yönetmeni? Evet, Osman Sınav. Ona saygılarımızı gönderiyoruz ama bayağı tuttu. Ben şaşırmıştım ilk başladığında tutmaz diye. Yönetmenimiz diyor ki fazla yüklenmesin konuklara diyor. Bir daha çağırmak zorunda kalabiliriz ya. Lütfen memnun etmemiz gerekiyor. Burak Bey, Hüseyin Bey'in anlattığı durumda Hacı aklıma geldi. Rahmetli Tuncay Kurtiz'in dizi Hacı'ydı galiba değil mi? Hacı'dı da evet. Rahmetli Nihat Nikerel de vardı. Nihat Nikerel de vardı. Evet. Rahmetli. Dizide ben mi? Ben de orada oynama şansına sahip dizi oldum. Dizi mi? Hacı. Dizi. Hacı. Evet. Nihat Nikerel'di. Erken öldü. Ayta Çarman'da. Genç yaşlardaydı. Levent İnanır. Kayseri'de çekilmişti galiba. Kayseri'de çekilmişti evet. Şu an başrolde bir ünlü bir oyuncu oynamıştı. Neydi? Mehmet Ali Alakurt muydu? Aklıma gelmedi. Mehmet Akif Alakurt. Mehmet Akif Alakurt da vardı orada. Evet. Evet. Güzel bir roldeydi. Evet, Türk sineması. Şimdi ben bir de şey soracaktım. Bu Arzu Film Ekolü vardı mesela. Şeyde bu Adile Naşitler'in oynadığı, Münir Özkul'un oynadığı, aynı kadronun oynadığı ama şey böyle hep farklı filmler. Mesela biz şimdi izliyoruz o filmleri, hep böyle mesela o tat oluşturulmaya çalışılıyor. Biraz kenarından, kıyısından yakalıyor mesela Düğün Dernek falan işte böyle. Yönetmen olarak Kenan sana sorayım. Öyle bir ekol yakalanabilir mi? Ya zaten bunu yaptılar ve bununla da devam ediyorlar. Düğün Dernek ekibi. Ondan sonra... Bu düğünlerine ekibine... Senin böyle bir şeyin var mı? Ya aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Hayalin veya şey işte böyle idealin.
ya kadrolaşmak doğru mu? Ya aslında çok da eleştiriliyor mesela. Cem Yılmaz çok eleştiriliyor. Ya niye hep eski aynı adamları oynatıyor? Ya başka rol oynayacak adam mı yok? Memlekette oyuncu mu kalmadı? Mesela sürekli Ozan Güven'e oyun alıyor falan filan diye. Böyle bir bu ciddi bir eleştiri var yani. Ya aslında ben şöyle bakıyorum olaya. Şimdi Cem Yılmaz Ahmet'i de tanısaydı belki onu da filmine dahil ederdi. Tanıdığı kişiler hep aynı. Ve çok zaman geçiriyor o insanlarla. Ve onlara arkadaş, daha kolay anlatıyor belki rolünü. Ve bir de anlaşabilecek arkadaşlar. Bir araya gelmişler. Kafalar hep aynı. Ama bu tez aslında şeyden dolayı da çökmüyor. Mesela Arzu Film ekolünde böyle bir şey yakalanmış ve başarı elde edilmiş. Aynı kadroyla. Ya ben Münir Özkul'a orada hep babaydı. Mesela baba rolünü oynayan birçok oyuncu daha vardı o dönemlerde. Yani aklıma şu anda... Yani ne bileyim. Hulusi Kent. Yani babaydı yani. Tabii ki Arzu filmde yine yer almıştır ama o bir ekipleşme mi değil aslında. Ya anlaşabildiğin kişilerle gruplaşıyorsun ve onlarla filme devam ediyorsun. Ertem Eğilmez filmleri. Ha, yani o az. Evet. Diğer adı aile Ertem filmleri. Eğilmez. Evet, evet. Evet, ya hakikaten şey döneme damgasını vurmuş yani böyle gerçekten. Tabii. Defalarca izleyici mesela. Daha çok izliyorum. Mesela bayramlarda fix menü şeydeki yani kanallardaki direkt garanti reyting mesela hemen. Değil mi o filmler? Kesinlikle yani. Hala izlenen. Halen izlenen filmler. Yani. Ve ben gerçekten. Senin peki oldu mu şimdi bizim yönetmenimiz diyor ki sanki biraz o tatta olabilecek gibi diyor. Yani hani böyle onun şeyden izlediğim kadarıyla diyor. Ya biz aslında masa başı çalışmasını yaparken ben şöyle düşünmüştüm. Çok böyle yakın planlar kullanmak istemedim. Biraz daha Yeşilçam tarzında bir şey yapmaya çalıştım. Biraz daha geniş planlar kullanmayı tercih ettim. Yönetmenlik vasfımı kullanarak. Yapımcıyla veya uygulayıcı yapımcı Recep Merdan'la da oturduk konuştuk. İşte ben bu filmi böyle çekmek istiyorum. Onlar da saygı duydu. Bu şekilde çektik. İnşallah onu verebilmişimdir. Beğenirlerse bizi de mutlu ederler. Bir de şey değil değil mi? Şu an mesela film gösterime girmediği için insanların tepkilerini de tam ölçemiyorsun. Acaba yani sen yaptın bir şey, ürünü ortaya koydun ama acaba insanlar nasıl karşılayacak? Ya tabii ki de. Şimdi film gösterime girseydi belki daha konuşmamız daha kolay şey olurdu. Ya şöyle bir şey eklemek isterim. Hani ben yönetmen olarak ekiple gittik ve filmi çektik. 90 dakikalık bir filmi çektik. Ben seyirciyle buluşmuyorum. Oyuncu seyirciyle buluşuyor ve seyirciyle birebir kalıyor. Oyuncu eğer ki benim de yönlendirmemle geçirebildiyse seyirci de bunu alabiliyor. İkincisini de istiyor. Filmin kalısı yapılmadı gösterime gidiyor. Yok. Ekim ayı olduğu yani için. Bize iki bilet unutmadan onu da arada hatırlatalım. galaya. Başımızın üstünde yeriniz var. İnşallah. Evet. İzzet'ten ben artık İzzet'ten alırım dedi. Kanalınız ve sizler evet. Davetlimizsiniz. Levent abi sana sorayım. Sen ne diyorsun bu Arzu Film ekolüyle ilgili? Yakalanabilir mi öyle bir şey? Vallahi ben hayran oldum. Vallahi bir sayfa not aldım Levent abi. Bir şey söyle artık. Ben not aldım. Şunu not aldım abi. Sunucular çok sıcak, sevimli. Negatif gelmiştim. Sonradan ısındım. Murat Bey ve... Nazan Hanım sağ olsun. Gerçekten onu mu yazdın? Allah canım olsun. Ben okudum da o yüzden. Ben yani, duygu adamıyım yani. Evet. Yay burcuyum ben. Öyle ben... Adamım. Çok hassasım. Çünkü şey... neden biliyor musun? Sözünüz balla kesin. Sanatçı üretendir. Eğer bir Hüseyin Elmalı Pınar'ı, bir Levent Aykul'u incitirseniz üretemez. Üretken olmak için... Abi ben senin üretimine engel olmak istemiyorum zaten. O yüzden çok hassas konuşuyorum. Öyle ama ya. Hakikaten, gerçekten. Siz kendinizi tanıtırken şey demişsiniz zaten. Hümanist, hayvanları ve doğayı seven, duygusal biriyim. Evet. Öyle, ve oraya bir şey daha ekleyelim. Çok titiz, prensip sahibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Emeğin, emeğin kullanılmasına karşı... Çünkü aynı zamanda kurumsal kimliklerim de var. Yani... bulunduğum yerler açısından da... Ya aslında şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Figüran yok. Bir dizinin ismi aklıma gelmiyor. Yol Geçen Kasabası evet. Dizisini çekeceğim. Ve şu anda tam olarak da hatırlayamıyorum ilin ismini. Adapazarı tarafı. Adapazarı tarafında çekeceğiz filmi. Öncesinden gitmişiz. Yani aslında biz gitmeden Levent Aykul gitmiş oraya. Bizden önce gitmiş. Evet, ve... Yani bu kadar disiplinli ve bu kadar işine aşık olan ben yani sayabileceğim ilk sırada belki Levent Aykul gelir. Kasabayı koklamak adına.
Yani bir kasaba dizisi çekiyordum ve öncesinde Levent Aykul'un ekipten önce gidip orayı keşfetmesi benim ilgimi çok çekmişti. İçine çok sadık olduğunu değil mi? Evet. Çok sevdiğini. Ya çok titiz ve çünkü gerçekten... böyle şeyler parayla yapılacak şeyler değil ya. Yani hani bir adama değil mi Hüseyin abi parayla da yaptıramazsın bunu. Hani şu kadar para i̇yi, veriyorum bak, sen de. Hemen ruh hastalığı. Beyciğim, hemen değil mi abi? Hani. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim bu parayla ilgili. Şimdi duygu çok önemli bir şey. Hüseyin Bey'le duyguda buluştuk biz. Söke'de, Aydın'da. Evet. Sevgili Hasan Avcı'nın filminde ve orada benim filmde değil mi abi? Evet, ortağı manevi, manevi yeğenim de vardı. Hatta o filmi şu an girecekler galiba. Teaser'ı dönüyor. Evet. Gördüm. O da henüz vizyon. Hadi ya onun ismi de. O da komedi. Ya isimler birbirine çok benziyor, benziyor gibi ya. Hadi, hadi ya. Ya gel ya git ya. Oldu mu şimdi? Yönetmen ya oldu mu şimdi bence oldu çok çok farklı. Oldu mu şimdi şimdi? Yani 1980... Başka Kenan'la olmadığı bir programda verelim bu örneği. Yani tabii ki eleştirileri. Eleştirileri. Yönetmen tabii çok önemli. Kaldı sonra kalır yani. Program biter. Yönetmen Vici Ener. Çok şeker bir hocamız. Kesinlikle eski. Ayağı sakatlandı hocam. Adamın. Hocam şimdi sardı adam sardı bir... ayağını. Adam. Koşu koşu sete yönetmenlere gitti. Teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. İşler garantili. Hayır söyleyeyim abi ayağı ya. Sakat. Allah aşkına ayağı sakat gelmedi. Direkt şey. Yönetmenlere oynuyor. Direkt yönetmenlere oynuyor ya. Hayır hayır düşüncesi marifet iltifata tabidir diyor. Hayır. Şimdi bir yönetmen var burada. Ama Hüseyin abi senin işte garanti söyleyeyim. Hiç yönetmenlere teşekkür etmedin sen yani. Tenezzül etmiyorum. Yok olur mu ya? Bir iki yönetmene teşekkür et abi. Bir iki yönetmene teşekkür et yani. Abi hepsine, bütün emektarlara yani emeği geçen derler ya çok klasik bir laf. Levent abinin affına sığınaraktan takılıyorum Levent abi. Tabii ki. Rahmetli Oya Aydoğan'ın patronunu oynadığım son iş, o da şu anda kaldı. 6 iş günü eksiğiyle. Abi onun yönetmeni kimdi? Süleyman Karadağlı beyefendi. Ona da ben teşekkür ediyorum. Kalıngiller. Kalıngillerdi evet. Sevgili evet. Rahmetli ruhu şad olsun Oya Aydoğan'ın. Evet. O keyifle oynamıştım ama maalesef cenazesinde işte. Yarın çok önemli bir şey söyleyeceğim. 22 Mayıs saat 5'te Fatih Camii'nde 7 duası okunacak Oya Aydoğan'ın. Allah rahmet eylesin. Gelen, gelmeyi arzu eden varsa... buyursun gelsin. Ya şey diyor bir izleyicimiz şey demiş internetten şey WhatsApp'tan sorular sorabilirsiniz bize gelmiş bayağı bir soru gelmiş de hepsini okuyamıyorum. Küfür içeren filmlerin diyor Türk sinemasının olmasından diyor rahatsızım diyor ailemle bizim konuştuğumuz gün ailemle izlerken diyor küfürlü sahnelerden diyor çok rahatsız oluyorum. Çünkü bizler o dünyanın hırsız mafya katil mesela içinden gelmiyoruz diyor. Yani evet içinden gelmesi yok ama böyle bir gerçeklik de var. Her şey filmlerde her şey birebir örtüşüyor değil mi? Bazen absürt komedi diyorsunuz hani olmayan hani abartı değil mi? Kesinlikle abartı. Yani birebir... Sorusuna cevap vermek istiyorum. Evet o yerden gelmiyor ama hikayelerin beslendiği noktalar mafya, komedi, aşk, dram bu gibi konulardan besleniyor. Evet. Yani kalkıp da denizin içerisindeki yaşayan balinanın hayatını yaşamıyor halk. Evet. Yani hani burada da bunu yaşadığı için ya da senarist bunu tercih ettiği için bu şekilde yazmış. Ya biraz abartı geliyor ama şey diyor mesela Behzat Ç. Dizisi vardı. Mesela onu çok eleştiriyorlardı işte küfürlü bilmem şey falan. Mesela ben birçok polisten bunu duydum ki bizi en çok yansıtan dizi Behzat Ç.'ydi diyor mesela. Hani şey değil arka sokaklar değil yani diyordu tamam mı? Hani, yani şimdi de böyle bir gerçeklik var yani. Arka değil sokakları mi? Çocuklar evet. izliyor zaten. değil mi? Arka sokakları yani Behzat Ç ile ilgili evet. Hüseyin abi. Ben atladım. Şimdi siz tarz olarak isim de söyleyerek konuşuyorsunuz. Güzel. Evet abi. Bizim şey kaygımız yok abi. Yani... Ya. Ben yönetmenlere teşekkür etmiyorum. İsim de söylüyorum abi. Yalnız ben gelecekte sinemaya falan oyuncu olarak atılırsam benim iş tehlikeli yani söyleyeyim ya. Gayet tehlikeye evet. attın zaten Kenan, sen. Kenan seninle ilgili bir şey söylemedim. Seninle ilgili garanti gibi mi geliyor bir rol falan olursa? Tabii canım. yani iltifat bekliyorum sizden. yönetmenimiz Kenan Öztürk'e teşekkür ediyor. Bir de teşekkür. Murat Bey, Nazan Hanım, burada hep şu Türkçe sinyali veriyor. Yani bence esas problem biraz oralarda. Bu arada işte yani eski filmler, yeni filmler, ne oldu? Argo, işte birden aile kavramı, işte aile sinemadan uzak kaldı ya da sinemaya yaklaşamıyor gibi şeyler çıkıyor. Doğru böyle bir akım var.
Ama bunun sorunu, buradaki sorun nasıl diyeyim, edebiyatta da var mesela, şiirde de var. Şair, yeni şair yok abi. Evet. Çok acımasız konuşuyorum, o sektörde değilim ama çok etkilenebileceğiniz yeni aydın kavramı değişti, bence değişti. Öğretiler değişti. Ya sinemada da mı bu sıkıntı var? Bu doğal olarak sinemaya da yansıyor. Yani bugün politikada da var. Eski siyasetçiyle yeni siyasetçi diye bir şey var abi. Ve yeni siyasetçiler başka. Kısırlık her şeyde mi var diyorsun abi? Kısırlık. Bir değişim, kaçınılmaz bir dönüşüm var. Evet. Ama olmayan. Olmuyor değil mi? Sinmiyor içinize. Evet. Olmayan şeyler yeni var. Yeni insanlara, yeni kişilere ihtiyaç var. Her sektörde evet. Diyorsun değil mi abi? Ben bunu sinemada şöyle derim. En azından gerçekçilik üzerine sizin söylediğiniz gibi. Mesela yani Türk sinemasında Yılmaz Güney gerçekçilik üzerine çekmiştir evet. Filmi. Yılmaz Güney'in filmleri hepsi değil ama yani Sürü, Duvar falan. Burada bu hayatın içinde aynen böyle olmuştur dersiniz izlediğiniz zaman. Onun üzerine tarzlar falan girer. Mesela. Ha, evet. Yani olduğu gibi bir anlatıp bir anlatımı yani bu şiirde de olur işte romanda evet, da Quentin olur. Quentin Tarantino'nun şey, tarzı olur. Değil gibi değil yani. Bunun üzerine gidersin. Tamamen evet. Ama bizde bu aşama çabuk atlandığı için bana göre birden ben yaptım olduya döndü iş. Hmm. Ya da bunu da ben yaptım falan oldu. Evet. Yani sinemada da yeni bir akıma ihtiyaç var. Evet ve güzel şeyler, renkler kullanarak ben yaptım olduyu sunduk hep. Evet. O zaman insanlar ne oldu, neyin nereden geldiğini anlayamadı. Evet. Doğruyu kaybetti. Evet. Öyle bir şey var yani. Bir reklama gideceğiz de Kenan kısa bir şey. Kenan Bey'e bir soru sormak istiyorum. Bir izleyicimiz film çekerken diyor en çok zorlandığı an diyor. Yani oyuncular yok. Oyunculara ilgili bir şey söyleyebiliriz. Ya benim çok reklamdan sonra cevap verelim. Öyle mi? Evet. Tamam reklamdan sonra olsun. Evet sevgili izleyenler kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.